Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Şubat ayının konu başlıklarına bir bakalım. Aslan burcunda dolunay var. Balık burcunda yeni ay doğuyor. Mars ay boyunca İkizler burcunda. Merkür Oğlak ve Kova burcunda ilerleyecek ve Balık burcunda Venüs ile Neptün kavuşacak. Şimdi detaylara bakalım. Şubat ayı bize neler getiriyor? Öncelikle bu ay hızlı bir ay. Artık biliyorsunuz retrolar bitti. Dolayısıyla tüm gezegenler ileri harekette ki çok da az rastladığımız bir durum bu. Dolayısıyla bu ay gerilemeyeceğiz, ileri gideceğiz. Düşüncelerimizi uygulayabileceğiz. Çok da fazla engel karşımıza çıkmayacak. Daha rahat ilerleyebileceğimiz bir aydayız. Dolunay hemen ayın 5'inde meydana geleceği için aslında ilk günlerinden itibaren tesirlerini hissedebiliriz. 16 derece Aslan burcunda dolunay var. Sizin 12. evinizde meydana gelecek bu dolunay. Dolunay bir tamamlanma süreci, bir farkındalık, bir şeylerin netleşmesi, sonuç vermesiyle alakalı. 12. ev de gizli bir alan aslında. Yani çok da görünmeyen, fark edilmeyen bir alan olduğu için. Yani bu size bir farkındalık getirecektir doğal olarak. Yani kendinizle ilgili bilmediğiniz bir şeyi de keşfedebilirsiniz. Sizden saklanan bir şeyler de ortaya çıkabilir. Sırlar da ortaya çıkabilir. Sağlık konularında ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü şifa, dönüşüm, sağlık, iyileşmeler, tedaviler, arınma, terapi çalışmaları olabilir. İşte hayatınızda bir şeyleri iyileştirmek için artık belki çıkarmanız, hayatınızda bitirmeniz, tamamlamanız gereken alışkanlıklarınız olabilir. Hani buralarda önemli bir farkındalık veriyor bu dolunay. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Aslında sabit burçlarımızı daha çok etkiliyor bu dolunay. Lütfen bakınız kişisel doğum haritalarınızda özellikle 16 derece ve yakınlarında sabit burçlarda aslan, kova, boğa ya da akrep bu burçlarda gezegenleriniz var mı? Eğer varsa sizin için daha belirgin tesirleri olabilir bu dolunayın. Dolunay tesirleri ayın 16'sına kadar olan sürecimizi etkileyecek. Genel sağlığınızda biraz hassasiyetler hissedebilirsiniz. Zaten dolunayda böyle bir sorun hissediyorsanız ihmal etmeyip gerekli kontrollerinizi yaptırın. Belki bir hastaneye, kliniğe gideceksiniz, bir check-up yaptıracaksınız. İşte ihmal ettiğiniz bazı sağlık sorunlarınızla ilgileneceksiniz. Bunlar ruhsal bazı şifa arayışları da olabilir, terapi gibi. Hani bunlara da odaklanabilirsiniz. Dolunay ve sonrası bir diyete başlamak daha uygun olabilir. İşte arınma, detoks gibi işlemleriniz çok daha verimli olabilir sizin adınıza. Bunlara da odaklanabilirsiniz. İş ve çalışma ortamlarınızın düzenlenmesi, iş veriminizi arttırmak için neleri yapmanız gerekiyor, neleri bırakmanız gerekiyor. Yani buraları belki şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Evet, bu ay Mars ay boyunca İkizler burcunda olacağı için kariyer alanınızda hareketli bir ay. Bir süredir zaten bu alanda çok çalışıyorsunuz. Ama Mars şimdi Mart'ın sonuna kadar artık hızlandı. İleri harekette daha da hızlı sonuç alabileceğiniz, hep böyle gözden geçirdiğiniz, işte eksikleri tamamladığınız konular vardı. Onları artık bir tamamlayıp sonuca ulaştırmak için daha hızlandığınız bir dönemdesiniz. Dolayısıyla enerjiniz, kariyeriniz, işiniz, gelecekle ilgili beklentileriniz, işte statünüz nedir, göreviniz nedir, toplumdaki sorumluluklarınız nedir, buraları harcıyorsunuz. Konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, toplantılar, görüşmeler olabilir. Öğrenciyseniz eğitimle ilgili yine önemli bir dönem, hareketli bir dönem sizin için. İşle ilgili eğitimleriniz olabilir, işle ilgili seyahatleriniz olabilir. Tüm bunlar ay boyunca enerjinizi arttırıyor ama zaman zaman biraz agresif ve gergin olabilirsiniz. Bunu iyi kontrol etmeye çalışın lütfen. 11'inden sonra Merkür Oğlak'tan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Dolayısıyla iş ve mesleki alanda sizi daha fazla desteklemeye başlayacak ve Mars'ta da güzel bir açılanmaya gideceği için özellikle ayın 11'inden sonra iş, kariyer alanı, mesleki alandaki çalışmalarınızda hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda kendinizi daha iyi ifade etmeniz, daha fazla görünür hale gelmeniz ve maddi anlamları daha fazla sonuçları ortaya çıkarmanız, amaçlarınıza ulaşmanız mümkün hale gelebilir. Venüs Balık burcunda ve ayın 14'ü, 15'i, 16'sı gibi Neptün'le birleşiyor sevgili Başaklar. Evet, bu ayın en romantik çiftlerinden biri sizsiniz ve tam da sevgililer gününe denk gelen bu pozisyon eşinizle, partnerinizle gerçekten çok ilahi böyle bir ruhsal birliktelik oluşturmanızı, hani çok idealistçe belki çok romantik bir etkileşim içerisinde olmanızı sağlayabilir. Ha, yalnızsanız tabii ki aşık olma, belki yani idealinizde olan
partneri bulma şansınız var. Unutmayın, bu ay özellikle ayın ikinci yarısından itibaren sizin için aşk, ilişkiler alanında çok daha güzel, güçlü tesirler başlıyor. Eşinizle, partnerinizle de duygusal anlamda birbirinizi anlamanız, anlayış göstermeniz, empati yapmanız mümkün. Çok romantik jestlerle, fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Ayın 20'sinde Balık burcunda yeni ay doğuyor ki tam da ilişki evinizde. Dolayısıyla bu yeni ay zaten burada yeni bir şeylerin olabileceğini, yeni bir pencere açılacağını gösteriyor. Yeni tanışmalar, ilişkinize alabileceğiniz yeni teklifler, yeni kararlar, tabii ki evlilik gibi konular, bunlarla ilgili gelişmeler hızlanabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar bu anlamda tabii ki her türlü anlaşmadır, sözleşmedir, kontrattır. Hani yasal süreçlerinizde imza atılması gereken konularda da yine ayın 20'sindeki yeni ay döngüsü size yeni kapılar açabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz bir derece ve yakınlarında mı? İşte balık burcunda çok böyle gezegenleriniz de olabilir. Değişkenlerde de olabilir. Özellikle böyle yerleşimleriniz varsa tabii ki tesirleri artacaktır. Yani sizin için ilişkiler alanında çok daha etkili, çok daha önemli bir dönem başlayabilir bu yeni ayla beraber. Ayın 20'sinden sonra Venüs bu sefer Koç burcuna geçecek. Jüpiter orada biliyorsunuz. Jüpiter büyük şans, Venüs küçük şans ve bu ikisi birlikte hareket edecek. Şubat'ın son günleri, son haftası, işte Mart'ın ilk günlerinde 8. evinizde şans birleşimi var. Çifte şans var. Yani bu ne demek? Biraz parasal konularda bir refah, böyle destek bekleyebilirsiniz. Bu daha çok çalışmadan gelebilecek kaynaklar anlamında. Ne olabilir? İşte partnerinizin gelirlerinde artış olabilir. Size güzel jestleri olabilir örneğin eşinizin, partnerinizin. İş birliklerinde tabii ki size parasal destek verecek bir iş birliği oluşabilir. Özellikle zaten balık yeni ayı bunu destekliyor. Ardından bir yatırım almanız, böyle bir maddi destek almanız mümkün. Hani kredi gibi bir konunuz olabilir. Bir yatırımınızın değerlenmesi konusu yine önemli burada olabilir. İşte emeklilik gibi, sigorta gibi gelirler. İşte bir vergi bulma, örneğin bir vergi, bir borcunuz varsa bunu yapılandırabilirsiniz. Belki bir af gelir, böyle bir mucize de olabilir tabii. Aynı zamanda işte bir kredi ihtiyacınız var. Hani bununla ilgili çok şanslı bir dönemdesiniz. Eğer böyle bir teşebbüsünüz varsa, evet, Venüs'ün, Jüpiter'in birlikte hareket edeceği Şubat'ın son günleri, hatta önümüzdeki Mart ayının başlarını değerlendirebilirsiniz sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.